toplandık, toplandık, toplandık. Sorduk neden yıprandık, yıprandık, yıprandık. Biz onlardan hoşlandık, hoşlandık, hoşlandık. Şimdi niye zorlandık, zorlandık, zorlandık. Herkese merhabalar. Bugün beraber hazırlanmış dedim çünkü birazdan kızlarla buluşacağım ve çok az vaktim var. Gerçekten saat şu anda 3 ve benim 3.30'da çıkmam lazım. Önüme ürünlerimi aldım. Hepsi uygun fiyatlı ürünler. O yüzden direkt başlayayım istiyorum. Nemlendiricisiz çıkmam abi diyorsanız ben sizlerden biriyim gerçekten. Çok fazla ürünlerden bahsetmek istemiyorum. Hem hızlı hızlı yapayım hem de sizlerle muhabbet edelim istedim. Nasıl gideyim, ne yapıyorsunuz? Karneler alındı mı? Finaller bitti mi? Tam o dönemdeyiz. Bir kere kullandım bunu, fena değildi. Tonu birazcık açık gibiydi ama yani şu anda sanırım tam olacak. Ve bayağı kapatıcılı bir fondöten bu. Sizlerle de şöyle paylaşayım dedim. Çünkü uygun fiyatlı fondöten olarak. Hani elimde var birkaç tane daha ama bu yeni. O yüzden yeni olduğum insan hani kullanması gelir ya. Sizin de öyle misiniz? Yeni kıyafetlerini falan insan sürekli giyesi falan gelir. Eskilerin nedense hemen böyle pabucu dama atılır ya. Ben öyle biriyim. Siz de öyle misiniz? Bu arada bu videoda sürekli böyle sorular falan sorayım. Siz de en iyisi böyle hani çıkıyor ya, onlara katılın. Siz de beraber böyle interaktif bir video olsun isterim. Siz de isterseniz güzel olur. Biz bu arada Zorlu Center'da buluşacağız. Duru ve Elif Yalçın geliyor. Duru Ömer ve Elif Yalçın ama Meryem'in gelip gelmeyeceği belirli değil. Oradan da böyle çok kısa bir görüntü eklerim videonun sonuna. Güzel bir şey olur diye düşünüyorum. Bu arada da böyle hani sürekli aldığım yorumlar, sorulardan da sizlere cevaplayayım. Saçlarımla ilgili güzel yorumlar alıyorum. Hani iyileşiyor falan tarzında. Çok muhteşem değil ama eskisinden daha iyi tabii ki de. Saçlarım yine sarışın kullanmak zorundayım. Bu arada sürekli bana hala yorumlar geliyor. Ki hak veriyorum bu yorumlara. Keşke hani eski saçına geri dönsen, sana kahverengi daha çok yakışıyor. Sarı saç insan değilsin falan diyenler var. Bir de hani saçın çok yakışmış diyenler de var. Siz hangisisiniz? Bu da ikinci sorum olsun. Sizce? Yalnız bu oylama beni üzebilir o yüzden... Kahverengi saç mı daha güzeldi yoksa şu andaki sarı saçı? Ben sarıyı sevdim arkadaşlar. Kullanımı güzelmiş. Neden? Eğer beyazlarınız çıkıyorsa, ki benim çok fazla beyazım vardır ırsi olduğu için. Beyazlarınız çıkıyorsa o zaman sarı sizin için de güzel bir tercih olabilir. Çünkü çok fazla belli etmiyor. Mesela benim normalde 3 haftada bir falan saçımı diplerimi boyamam lazım. Ama sarışın olduğumdan beri hiç öyle bir sorunla karşılaşmadım. Pretty by Flormer'in yine bir tane farını uyguladım. Aşağıda bilgiler kısmında bunların hepsini yazacağım. Şimdi de bronzer. Benim hep yaptığım şey bronzer'ı far olarak kullanmak. Bu çok pigmentli olduğunu unutmuşum. Şeyin dıvanının bahamamaması. Şimdi de L'Oreal'in bu Infallible farlarından bir tanesini uzun zamandır kullanmıyordum. Bari bunu kullanayım dedim. Böyle birazcık buğulu bir makyajı çeviriyor makyajı ama ben çok seviyorum. Gördüğünüz gibi far hem çok pigmentli hem de tek bir renkle gayet güzel buğulu bir makyaj elde edebiliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi bu uç kısımlarını şöyle bir fırçaya dağıtıyorum ben. Ki birazcık daha güzel bir geçiş olsun. Az önce sürdüğümüz bronzer ne işe yaradı diye düşünüyorsanız, işte bu farı sürdüğüm yerle şu kriz bölgesi denilen gözün o katlanma bölgesi arasında güzel bir geçiş olmasını sağladı. Bu arada elinizde bu renk yoksa bence Wet n Wild'ın Nutty rengi her ne kadar buna tam benzemese de bundan birazcık daha açık bir renk. Ama o da çok güzel bir renk. Onu da kullanabilirsiniz bence. Şimdi saat 4.30'da buluşacağız. Ne gündüz ne gece. O yüzden şöyle hafif buğulu bir makyaj bence tam kararında. O yüzden daha da fazla böyle şu uçlarını koyu sürüp kurutmaya gerek yok. Şimdi direkt maskaraya geçeyim. Yine Pretty by Flormer'ın serisinden Volumizing Mascara. Türkiye'ye geldiğimden beri çok fazla alışveriş yapamadım, makyaj alışverişi. Bu arada bir tane de video fikrim var. Hatta şu anda bahsi geçmişken bunu da sorayım. Aşağıda yorumlar kısmında ne olur? Ama lütfen paylaşın. Normalde yorum yazmıyorum diyorsanız bile şu anda yazın ne olursunuz. Çünkü bu videoyu çekmek için sizin yorumlarınıza ihtiyacım var. Sizin önerileriniz, sizin favorilerinizle makyaj yapmak istiyorum. Mesela işte fondötenler şunu kullan, konsilerden şunu kullan tarzında bana önerilerde bulunursanız, en çok böyle hangileri göze çarpıyorsa, en çok hangilerini beğeniyorsanız onu alıp ben de sizin yine kamera karşısında video çekmek istiyorum. Bence güzel olur. Sizin favorilerinizle makyaj yaptım olacak videoda. Lütfen ne olur yorum bırakın. Bu arada yorumlardan para falan kazanmıyoruz. Eğer öyle bir düşünceniz varsa
neden bu kız yorum bıraktı ve falan diyorsanız öyle bir şey yok arkadaşlar. Sizin favorilerinizle makyaj yapmak istediğim için ben bunu söyledim. Bronzer'a geçtik. Wet n Wild'ın bu kuşunlarından kullanacağım. Ama yorumlarınızı bekliyorum, dediğim gibi ne olursunuz. Ben aşağıda yorumlar kısmında kategori kategori bana önerilerinizi bildirin ki ben de hem onları satın alayım, yeni ürünler keşfedelim, hem de kamera karşısında deneyeyim istiyorum. Bence güzel bir video olur. Kendime soruyorum bazen, bu beauty blenderlar olmasaydı ben neyle makyaj yapacaktım? Çünkü fırçayla fondöten sürmeyeli gerçekten çok uzun zaman oldu. Siz en çok ne kullanıyorsunuz? Fırça mı, sünger mi kullanıyorsunuz? Hadi oylamaya katılın, ne olursunuz. Bence güzel bir şey oldu. Hem böyle başkalarının ne tepki verdiğini görmek için de güzel bir şey olmuyor mu bu oylamalar? Uzun zamandır da yapmıyordum yalnız. Sürekli eskiden yapıyordum. Şimdi Bahama Mama'yla da kontür yapacağım. Bu birazcık böyle sıcaklık vermesi içindi. Kontürü illaki yapıyorum ben. Çok yuvarlak bir suratım var. Yani siz kontür sürüyor musunuz acaba? Merak ediyorum. Hani derler ya, her gün makyajımda kontür falan uğraşamam. Ama çok fazla vakit almıyor ki. Hani bitti işte, al birazcık dağıtacağım derken şurayı iyice... Çamur mu yaptım? Birazcık dağıtınca zaten hani bu dakikalarca uğraşmıyorum ki ben kontür yapmak için. Zaten fazlasını da şöyle süngerle alabiliriz. Maalesef aradığım highlighter yok ama onun yerine Colourpop'un bir tane aydınlatıcısını kullanayım dedim. Bu günlük hayatta pek fazla kullanmadım çünkü çok fazla böyle yoğun aydınlatıcı olan bir ürün. Lexiterian isminde. Ama yine de artık kalmadı. Uygun fiyatlı sanırım aydınlatıcım pek fazla yok. Sizin önerileriniz neler? Benimle paylaşırsanız sevinirim. Bunu da bakar mısın? Çok oldu. Neyse, beauty blender'a geçelim. Tam şu yana aydınlatıcımı sürerken maalesef şarjım bitti. Ben de vlog kamerasını elime aldım. Zaten dedim bundan sonra vlogla devam edecek. O yüzden siz yabancı değilsiniz, aldırmazsınız diye düşündüm. Çünkü sadece dudağımdaki ruj kaldı. Rimmel'in Stay Matte Liquid Lip Color, likit rujlarından bir tanesini almıştım bayağı önce, mocha renginde ve hiç denememiştim. Bakın şuradan hiç olur ya, şurası hiç kirlenmedi yani, belli oluyor. Onu kamera karşısında deneyeyim istedim, hem ilk izlenim gibi olsun, ne dersiniz? Yalnız dudaklarım çok kuru, belki güzel bir gün değil bunu denemek için ama. Rujumu sürdüm, dudağım da bu şekilde durdu. Bence paket renginden birazcık daha farklı, daha nude, daha kahverengimsi bir renkteymiş. Birazcık böyle sarışın olmama pek yakışmadı sanki. Ne dersiniz? Sanki kahverengi saçların daha güzel kullanabileceği bir renk. Böylelikle makyajın sonuna geldik. Sadece birazcık renk eksikliğim varmış gibi. O yüzden şu bronzerdan birazcık daha sürmek istiyorum. Bu aralar allık sevemiyorum bir türlü. Allık kullanmıyorum. Böyle bronzerimi falan sürüyorum. Nedense bilmiyorum, böyle pembe pembe sanki çok bariz belli oluyor allık olduğu, tam burada böyle bir pembelik olunca. Ne bileyim, değişiyor insanın fikirleri, her şey değişiyor ya, zevkleri. Şu ne diyorsun olarak. Şimdi Duru? Yani, ben de çekseydim bunu. Evet. Basketbolcu bir sevgili edindim ve güzel bir kötü maşallah. 12 dev adam diye söyle. Ay, evet. Seni buraya da alabilirim. Duru'nun şu anda Elif de vlog çekiyor. Ve bana direkt kıyafet verdi. Bence güzel oldu. Sneaky çekebilir miyim dedim ama yok. Çok belliyim. Kışın zongi zongi zong 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 zong. Kışım ağrıyor. Zongi zongi zong. Öyle bir şey yok. Bilmiyorum. Bilmiyorum ama. Hiç hemen uyumuyorum. Sanki ben sizi uzaktan izliyormuşum gibi. Hani röntgenci gibi hissediyorum. Böyle bir şeyler düşünüyorsun. Sen yokmuşsun. Tabii. Bir şey yapalım mı? Ben böyle geçeyim. Niye bakarsan? Ben sağdan daha iyiyim. Aa, bakayım ben de sağdan iyiyim. Soldan. Gerçekten mi? Siz birbirinizi tamamlıyorsunuz o evet. Zaman sağ sağ. Dedikodu. Hadi Deniz'den bahsedelim. Deniz kimdi ya? yalnız gerçekten öyle diyenler var. Yani eminim. Hayriyete. Sarışınlık yakışmadı değil mi Deniz'e? Sarısı benim hoşuma gitti. Ya. Neyse bak, bunu sonra kamera kapatınca söyle. Aklıma bir şey geldi. Neymiş kız, neymiş? Şşt, söyle. Söyle, yabancı yok ya. Duru'nun saçları çok hoşuma gitti. Biz de bir Duru'nun saçları bayılalım. İstesek verirler mi? Evet. Ne yapalım cidden? Ben de çıt çıt istiyorum. Şu yanık. Saçında ne kadar güzel oldu. Bir de senin ayakkabıların şey olmasa bari. Ben de istiyorum. Şöyle istiyorum. Şu yanık saçlarıma yalnız. Ben mağdurum biliyorsun. Senin yanık gibi gözükmüyor mu? Bak göstereyim. Evet, yanık gibi gözükmüyor. İşte. Benim kendi uçları bak, o kadar kötü gerçekten. Hayır bak,
şuradaki yanık saçı diyorum. Ama o da senin nazarın. Nazar değil mi? Kurşun. Nazarlık, nazarlık. Ya arkadaşlar hani karşındaki mutlu olsun diye bir şeyler söyler ya. Tam değil hadi. Aynen bu şekilde. Duruyor kama tam değil. Ben de sizi çok seviyorum. Ben tam neyit pozu veriyorum. Hadi durun arkasından konuşun. Evet tamam. Duru da gel söyle beni. Dur yanınıza photoshoplarsın ya. Nereye koyacağım şunu? Şuraya. Şuraya bak. Bu nasıl? Bakayım. Sanırım bu benim... Ben bunu daha çok beğendim galiba. Bakayım. Ne bu da güzel oldu bu. Öbürü çok boldu sanki. Bu daha güzel oldu gibi. Kızlar toplandık, toplandık, toplandık. Sordun neden yıprandık, yıprandık, yıprandık. Sonlardan hoşlandık, hoşlandık, hoşlandık. Şimdi niye zorlandık, zorlandık, zorlandık. Starbucks'tan neden atıldım? Ne bahsediyorlar? Starbucks'tan neden atıldım videomda sebep şarkı söyle. İkisi kez atıldım. Ya biz toplandık, çok mutluyuz, çok seviyoruz birbirimizi diye çok bir sevgi almış ailesi olduk evet. Ya. Var ya. İyi geldin. Evet, size de bir merhaba diyelim dedik. Ama ben çok tatlı istiyorum, kimse istemiyor bunu. Kimse istemiyor. Aa, Lene evet. Aha. Aa. Ya kız yakıştı. Yakışıyor bak. Hayır yakıştı. Gel de. Bende de yakıştı. Aa. Ay ben sevdim olsun. Çok güzel oldu. Vallahi oldu. Ay. Oraya bir peri var. Nasıl tanışın oldu? Düşünüyorum. Ben o zaman çok güzel sevdim gerçekten böyle görünce. Ama çok güzel tutuyor. Belki bir anlasın. Ben çok hızlı geldim. Yarın topuna gidelim. O zaman veda edelim. Senle de ne söylemek istersin? Ben konuşmasın mı? Evet. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz ve bunu biliyorsunuz ve umarım video eğlencelidir. Ya değil ya. Biz eğlence kattınız canım. Öpüşüm yapalım tam neyle koyuyorum. Okey. Hadi. Çekmiyorum ben de yaparım. Aynı şeyleri bana da söyleyeceğim. Bu arada arkadaşlar gerçekten Deniz'i çok seviyorum. Ya. Ne zaman bir yere kahve içmeye gidiyor, sushi yemeye falan gidecek. Meryem'e diyorum ki keşke Deniz'i çağırsaydık. Aa hiçbir zaman çağırmıyorlar. Ama seninle plan yapmamız gerekiyor ya bizim. O yüzden bir de planları uymama gibi şeylerimiz var. O yüzden bugün güzel bir gündü, mutlu bir gündü. Evet. Ve geç kalmamıza rağmen hiçbir evet. Söylemedik bize biliyor musun? Bir buçuk saat falan geç geldik ve asla hiçbir söylemedi yani. Evet. Evet çok iyi kalpli insan ikisini. Çok seviyorum her konuda. Ya çok teşekkür ederim. Ne çok kadar sevindim. Güzel kalp yapıyorsun. Harbiden ha. Başarılı bir kalp. Olmadı diye. Elbette bir şey alıp Meryem fanları koyacaklar belki. Evet. Arkada da çift fan tam oraya denk geldi mi? Evet videonun sonuna geldik. Sizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz bir sonraki.